Aç karnına karbonatlı su içmenin mucizevi faydaları. En eski tedavi yöntemlerinden biri olan karbonatlı su, vücudu çeşitli hastalıklara karşı bir kalkan gibi koruyor. Karbonatlı su faydalarından tam olarak yararlanabilmeniz için aç karnına tüketmeniz öneriliyor. Vücudun pH seviyesinin asidik düzeyde olması kanser gibi çok ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarır. Kanser ya da kronik rahatsızlıklardan uzak kalmak için aç karnına karbonatlı su içmelisiniz. Karbonatlı su, pH seviyesini olması gerektiği düzene çekerek kanserden korur. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Karbonatlı su, sağlıklı beslenmeden kozmetik alanına kadar birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Eski dönemlerde karbonatla diş temizleme yöntemleri yaygındı. Son zamanlarda, karbonatlı suyun mideye faydalı olduğu, zayıflatmaya yaradığı ortaya çıkınca popülerliği artmaya başladı. Karbonat, su içerisinde çok kolay şekilde çözülme özelliğine sahiptir. Herhangi bir yan etkiye sahip olmaması, gösterilen ilgiyi arttıran sebepler arasında yer alıyor. Bunun yanında obezite sorununa, kansere, migrene ve daha pek çok sağlık sorununa çözüm oluyor. Karbonatlı suyun faydaları nelerdir? Rahatsızlık verici birçok problemin üstesinden gelen karbonat, vücudun pH seviyesini düzenler. Unutmayın ki birçok hastalık pH seviyesindeki dengesizlik sonucu ortaya çıkar. Her gün aç karnına karbonatlı su içerek sağlık sorunlarına karşı önlem alabilirsiniz. Çünkü devamlı olarak bunu tüketince hidroklorik asit içeren mide nötralize olur. Gaz giderir. Çok fazla baharatlı, acı ve ekşi gıdalar tüketmek, midenin işlevlerini tam olarak yerine getirememesine neden olur. Bunlar midedeki asit seviyesinin yükselmesine yol açar. Bunun sonucunda kişide gaz ile birlikte boğazda yanma şikayeti görülür. Bunun nedeni ise midedeki gazın yemek borusuna doğru yükselmesidir. Özellikle akşam yemeklerinden sonra yarım bardak karbonatlı su içmek, midenin rahatlamasını sağlar. Karbonatın içindeki mineraller midedeki asit seviyesini dengeler ve gaz oluşumunu önler. Önemli not: Yemeklerden hemen sonra değil, en erken bir saat sonra karbonatlı su içilmesi tavsiye edilir. Hazımsızlığa iyi gelir. Sık sık hazımsızlık şikayeti çeken kişilerinde, düzenli aralıklarla karbonatlı su içmesi öneriliyor. Özellikle, kafein ve asit içerikli içeceklerin zararlarını minimuma indiren karbonat, besinlerin çok daha hızlı bir şekilde sindirilmesini sağlar. Bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine de yardımcı olur. Mide yanmalarını geçirir. Çok hızlı yemek ya da lokmaları tam çiğnemeden yutmak, sık gözlemlenen yanlış beslenme alışkanlıkları arasında yer alıyor. Özellikle 50 yaş ve üzeri kişilerin sindirim sistemleri daha yavaş çalıştığı için çiğnenmeden yutulan besinler hem hazımsızlığa hem de mide yanmasına neden olur. Maden suyu gibi karbonatlı suda tamamen organik bir içecektir ve mide şikayetlerinin dakikalar içerisinde geçmesini sağlar. Tıpkı maden suyunda olduğu gibi karbonatlı suyunda bir anda ve büyük yudumlarla içilmemesine dikkat edilmelidir. Küçük yudumlarla yavaş yavaş içilen karbonat mide yanması ve ekşimesi şikayetlerinin geçmesinde etkilidir. Ağız içi yaralarına iyi gelir vitamin eksikliği, dişleri düzenli olarak fırçalamamak ve gribal enfeksiyon gibi birçok farklı neden, ağız içi yaralarının çıkmasına neden olabilir. Bununla birlikte, asitli ve aşırı sıcak içeceklerin çok fazla tüketilmesi de, damakların zarar görmesine yol açar. Bunun önüne geçmek ve ağız yaralarını doğal yollardan geçirmek isteyenler, günde 2 ya da 3 defa karbonatlı su ile gargara yapabilir. Karbonatın içerisindeki tuz yaraların hızlı ve doğal bir şekilde geçmesinde etkili olur. Aynı zamanda damakları besleyerek yeni yaraların oluşmasını da önler. Doğal bir ağrı kesicidir. Yapılan son araştırmalarda karbonatlı suyun doğal bir ağrı kesici olduğu ortaya çıktı. Özellikle romatizmaya bağlı olarak ortaya çıkan eklem ağrılarını ayrıca spor yaptıktan sonra meydana gelen kas ve eklem ağrılarını da hızla geçiriyor. Soğuk algınlığından koruyor. Karbonatlı su kişinin soğuk algınlığından uzak kalmasına fayda sağlıyor. Büş etkenlerin vücuda yaklaşmasını engelleyici bu özelliği sayesinde soğuk algınlığı oluşumunda vücuda ayrıca destekleyici olabiliyor. Dişleri beyazlatır. Karbonatlı su dişlerin beyazlamasına yardımcı olur. Ağızda oluşan kokuları gidermek için onunla gargara yapabilirsiniz. Hafif boğaz ağrıları için de etkilidir. Ayrıca karbonatlı su ağız yaraları için de faydalıdır. Karbonatlı su zayıflatıyor. Yarım litrelik alkali suya 2 çay kaşığı kadar karbonat eklemek bir ay gibi kısa bir sürede 4-5 kilo verilmesine yardımcı oluyor. Karbonatlı alkali suların en önemli faydalarından biri, kaslara zarar vermeden sadece yağları eritmesidir. Tercihe bağlı olarak, alkali su ve karbonat karışımına limon da eklenebilir. Limon içerisindeki asit ve mineraller, yağların daha hızlı bir şekilde yakılmasında etkili olmaktadır. Karbonatlı alkali su, kahvaltıdan ve akşam yemeklerinden sonra, günde iki kere içilebilir. Cilt ve ayak bakımı Çatlayan ve kuruyan ayaklara iyi gelir. Böyle bir sorununuz varsa, sıcak suya karbonat ve sirke koyarak, ayaklarınızı bu suda 20 dakika bekletebilirsiniz. Karbonatlı su ayak kokuları için de faydalıdır. Kötü ayak kokusundan ayaklarınızı bir süre karbonatlı suda bekleterek kurtulabilirsiniz. Böbrek taşından korur. Böbrek taşı sancısı son derece korkunçtur. Dökülme aşaması insanı gerçekten çileden çıkarır. Taşın oluşması ise idrarın asit derecesinin yüksek olmasından ve vücudun demir dengesizliğinden kaynaklanır. En önemli nedenlerinden biri de az su tüketimidir. Her gün aç karnına içtiğiniz karbonatlı su böbrek taşı oluşumuna engel olacaktır. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler. Karbonatlı su idrar yolu enfeksiyonlarını da önler. Karbonatın antiseptik özelliği vardır. Bu sayede idrarın asit derecesini azaltarak bu hastalığın önüne geçer. Önleminizi alın ve bu rahatsızlığa yakalanmamak için karbonatlı suyu için. Bu rahatsızlığa sebep olacak nedenler arasında, temiz olmayan ortamlar, düşük bağışıklık ve hamilelik yer alıyor. Mikrop kırıcı etkisi vardır. Hastalığa neden olan bakterileri ortadan kaldırır. Bunun için, karbonatlı su ile her sabah kargara yapıp, boğaz iltihabına yakalanmadan kurtulabilirsiniz. Kötü kolesterolü düzenler. Eğer karbonatlı maden suyu içerseniz, LDL olarak bilinen kötü kolesterolü düşürmüş olursunuz. Ancak, şu noktada uyarı yapmamızda fayda var, eğer yüksek tansiyon hastasıysanız, karbonatlı sodayı içmeyin. Bu su sizi daha da kötü hale getirebilir, aman dikkat diyelim. Karbonatlı su nasıl kullanılır? Karbonat ve suyun bir araya gelmesiyle oluşan bu karışımın iki şekli bulunuyor. İlk olarak oluşan karışımı direkt olarak içmektir. Bunun için su ve karbonat belli ölçülerde karıştırıldıktan sonra tüketilebilir. İkincisi ise zayıflamaya yönelik kür şekline getirilmesidir. Karbonatla zayıflama kürü hazırlama yöntemleri sayesinde işlem gerçekleştiriliyor. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.